Bugünkü vaazım Tanrı'nın gücü ile ilgili ve bu yüzden vaaz başlamadan önce bir resim size göstermek istiyorum, bir örnek yani. Ve bizler biliyoruz ki Tanrı ne yaptığı dilerse bu şey yapabilir, değil mi? Her şey yapabilir. Ve bir örneğe bakalım birlikte. Elimde bir kaya tavlu var. Çok güçlü bir kaya tavlu. Bir gönüllü bizden gerekiyor bugün. Çok kuvvetli birisi olmalı. Çünkü bu peçeteyi yumruk atarak parçalaması gerek. Kim yapabilir? Çok güçlü, çok kuvvetli bir adam. Yanıma kal. Neden yapıyoruz? Çünkü Tanrı için en zor görev bu işte bu peçeteyi parçalanmaktan daha kolaydır. Belli değil mi? Ama ben yine de bir örnek göstermek istedim. Kardeşim, hazır mısın? Senin için tutacağım. Tamam, at. Oo! Ne kadar güçlü. Tebrikler. Ama biraz kolay değil mi? Biz bir daha ilginç bir şey denemeliyiz bence. Olabilir. Bu defa eğer yumruk atarak parçalansan ben size 20 lira vereceğim. Gerçekten. Ama yapmazsan sen bana evet 20 lira vermelisin. Olabilir mi? Var mısın? Tamam, tamam. Hiç hile yok. Ben tutmayacağım. Sen seç en yakın, en dürüst, en iyi arkadaşını seç. Oh, popüler kim? Sen seç. Ama iyi arkadaşın olmalı. Tamam, gel. Tamam. Sen tut. Evet, yok yok. Yok 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 yok. Senin yüzünde önünde lütfen. Yüzünün önünde, evet. Evet. Teşekkürler. Evet, yok yok yok. Biraz daha yakın. Yakın, daha yakın. Daha yakın bence. Biraz daha. Biraz daha. Evet, mükemmel. Tamam. Hazır mısın? Evet, hazır. Ne kadar... Ne kadar seviyorsun onu? Nasıl hissediyorsun? Biraz korkuyorum da. Evet, rahatsız. Ama arkadaşına güvenebilirsin, değil mi? Evet, ama ikiniz benim arkadaşlarım. O yüzden hangisine daha çok güveneceğimi bilmiyorum. Ben değil. Tamam, yapmayacak mısın? Yok, yapamam. Biliyor musun ne kadar para kaybedeceksin? Evet, biraz daha para belki. Tamam. Ne kadar? Yok, söyleme. Tamam, yapamazsın ama. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Yemilir. Yok, yok, yok. Yemilirim geliyor. Toplantıdan sonra değil mi? Evet. Tabii. Neden yaptık? bu örnekle asıl odaklanmak istediğim konuda bana yardım ettiniz gerçekten. Çünkü bunu göstermek istedim. Tanrı'ya geldiğimiz zaman
İşte onun sevgisi de o kadar büyük ki biz ona da böyle şüphesiz yaklaşabiliriz. Tekrar söylemek istiyorum. Tanrı'nın sevgisi o kadar büyük ki ona şüphe duymadan gelebiliriz. Biz emin olabiliriz. Resimden ama daha iyi bir örneğimiz var. İncil'de İsa'nın biz insanlara sevdiğini görüyoruz. Ben Luka kitaptan 5. bölümden ve 17 ayet okumak istiyorum. Bir felçlinin iyileştirilmesi. Bir gün İsa öğretiyordu. Celile'nin ve Yahudiye'nin bütün köylerinden ve Yeruşalim'den gelen Ferisilerle kutsal yasa öğretmenleri onun çevresinde oturuyorlardı. İsa, Rab'bin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. O sırada birkaç kişi yatak üzerinde taşıdıkları felçli bir adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyordu. Kalabalıktan ötürü onu içeri sokacak yol bulamayınca dama çıktılar. Kiremetleri kaldırıp adamı yatakla birlikte orta yere İsa'nın önüne indirdiler. İsa onların imanını görünce, "Dostum, günahların bağışlandı," dedi. Din bilginleriyle Ferisiler, "Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" diye düşünmeye başladılar. Akıllarından geçenleri bilen İsa onlara şöyle seslendi. "Aklımızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk, yürü demek mi? Ne var ki insan oğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilirsiniz," diye. Sonra felçli adama, "Sana söylüyorum, kalk, yatağını toplayıp evine git," dedi. Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı, üzerinde yatağı topladı ve Tanrı'ya yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'ya yüceltiyor, büyük korku içinde. "Bugün şaşılacak işler gördük," diyorlardı. Harika hikaye. Ama bu hikayede bir bedel vardı. İsa felçli adamın günahlarına bağışlandığında bir bedel ödenmesi gerektiğini biliyordu. Peki nasıl? Neydi bu bedel? Bedel gerçekten İsa'nın hayatıdır. Nasıl mı? Ferisiler ne diyordu? Tek Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Onlar İsa'nın sözlerini duyduklarında İsa'nın kendi Tanrı yerine koyduğunu düşündüler. Onlara göre İsa Tanrı'ya küfür ediyordu. Onlar İsa'ya düşman oluyordu. İsa'ya öldürebilecek insan düşmanlar. İleriki bölümlere bakarsak sonuçlarını görebiliriz. İsa Pilatus'un huzuruna getirildiğinde dine küfretme suçlamasına itham edildi. Kim tarafından itham edildi? Aynı Ferisiler tarafından. İsa'nın hayatı son bedelidir. İsa bu suçlamadan kurtulabilirdi. Ama bunu yapmadı. Aksine bu suçlamayı kabul etti. Dünyada bütün kudretin kendisine verildiğini söyledi ve felçli iyileştirecek bunu gösterdi. Bütün kudretin sahibi ve gerçek Tanrı odur. İkisini de kanıtladı. İsa evet dedi.
İsa tek Tanrı'dan başka kim günahları bağışlamaz. Ama ben Tanrım dedi burada. Farisiler ise İsa'ya inanmayıp küfreti için onu öldürmek istediler. İsa bunu zaten biliyordu ve kendisinin ölmesi gerektiğini de biliyordu. İsa Tanrı'dır. Ölmeyi neden kabul etti? Eğer Tanrı olursa neden kabul etti? Bütün gerektiğini nasıl biliyordu? Farisiler doğruyu söylemişti. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayamaz? Ve Tanrı bağışlamaya seçti. Kurban aracılığıyla günah bağışlanır. Levililer bir de şöyle yazıyor. Eğer yakmalık sünürsürse kusursuz ve erkek olmalı. Rabbin sünüyü kabul etmesi için onu buluşma cadırının giriş bölümünde sunmalı. Elini yakmalık sününün başına koymalı. Sünü kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir. Musa ile yasasını bildirdi ve halkının günahlarını bağışlayabilmek için kurban sunulması gerekiyordu. İsa felçli adamın günahlarını bağışladı ama öyleyse kurban neredeydi? Kurban neydi? Tanrı bir kurban talep ediyor ama ortada hiçbir kurban göremiyoruz. Peki İsa burada ne yaptı? Kuzusuz ve erkek bir kuzu var mıydı? Var? Evet, vardı. İsa kendini kurban olarak sundu. İlk değildi bu. İbrahim İshak'a sunduğu zaman Tanrı İbrahim'i affetti ve ona bir kurban sağladı. Bu defa tekrar Tanrı bir kurban sağlıyor. Ama İsa kurban olacaktı. Bu kurban hala gecelidir. İşte başlamıştı. İsa öldürülecekti. Onların gözünde bu küfürdü. İsa ne olacağının farkındaydı. Ancak yine de bunun gerekliliğinin bilincindeydi. O bu bedeli ödemeyi seçti. Kendini öldürmelerine izin verdi o zaman. Gördüğümüz örnekteki gibi, değil mi? Abi geldi ve bedeli bilmesine rağmen bunu yapmadı. Yumruk atmadı. Kendini tuttu. Fiyatı kabul etti. Ancak bir başka soru aklımıza geliyor galiba. Neden? İsa neden bu bedeli kabul etti? Neden? Kardeş Lee, neden yumruk atmadı? Neden vurmaya reddetti? Kardeşsin. Sevgi için mi? Yukarıdaki kardeşler sevgi için demiş. Ama sevgi için diyoruz. İsa için sebep bu muydu acaba? İsa için sevgi mi bir sebep oldu? Birlikte bakalım. Belki başka ne sebep olabilir hikayemizde? Ne söyleyebiliriz? Bakalım. Yani o adam belki bunu hak ediyordu. Olabilir mi? Belki İsa adama baktığında masum bir adam görmüştü. Belki günahkar değildi. Belki hiç günah yapmadı. Olabilir mi?
Olmaz diyorum. Çünkü İsa din bilginleri ve Farisilerin akıllarını okuduğu gibi felçli adamın aklını da okuyabilir. Ve ne görmüştü? Bir günahkar. Adamın günahlarını görmüştü. Ve eğer günahsız olsaydı neden bu günahlarının bağışlanmasına gerek? Ne gerek var? Hiç. Bu yüzden bu adam günahkar olmalıydı. İsa felçli adama bakınca affedilmeye ihtiyacı olan bir adam gördü. Bu yüzden onu affetti. Matta'da aynı hikayeyi anlatmaktan sonra İsa şu sözleri söylüyor. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim. Günahkarları çağırmaya geldim. Felçli adam layık değildi ama ihtiyacı vardı. Ama belki başka bir sebep olabilir. Bakalım, belki İsa'dan af değildiğinde özel ve doğru bir şekilde geldi. Belki doğru kelimeleri kullandı. Olabilir mi? Tekrar olamaz diyorum. Çünkü hikayemize göre hiçbir şey söylemedi felçli adam. İsa'ya hiçbir şey söylemedi. Kelimeler önemi yok. Adam kendi günahlarını düşünmüyordu ama İsa onun asıl ihtiyacını gördü ve onu affetti. İlk önce onu affetti. Bir formülü yok. İsa bir bilgisayar değil. İsa bir kişidir. Eğer doğru komutları hep kullanırsanız aynı cevap gelecek mi? Yok, bilgisayar değil. İsa merhamet göstermek isteyen. Ona geliyoruz. Bir kişiye geliyoruz. Bana inanılmaz sanki. İnanılmaz kadar güzel. İnanılmaz kadar iyi haber. Çünkü sevgi için merhamet gösteriyor. Ama fazla güzel. Ben başka sebebi bulmak istiyorum. Çünkü belki henüz fark etmediğiniz bir sebep daha vardır. Bakmalıyız ya. Belki felçli adam İsa'ya geldiğinde ona özel bir şey verdi. Özel hediye karşılığı merhamet gördü galiba. Bu ne olabilir mi? Yani bir şey verdi ama iyi bir hediye değil. Sadece İsa'nın başını arıtı gerçekten. Tekrar okuyalım. Aynı hikaye ama bu defa Markos tarafından yazıldı. Markos 2. bölüm 1. ayet. Birkaç gün sonra, aynı hikaye ama başka kişi yazdı. Birkaç gün sonra İsa tekrar Kafarnahum'a geldiğinde evde olduğu duyuldu. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada ona dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşmadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçli üstünde yatığı şilteyle birlikte aşağıya indirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, "Oğlum, günahların bağışlandı," dedi. Bakmalıyız, bu olay nerede gerçekleşti? İsa o zaman Kafarnahum'da oturuyormuştu. Ve bu yüzden ne dedi? İsa'nın kendi evinde.
İsa'nın evinin damına delip girdiler. Şimdi Ferisiler ve din bilginleri İsa hakkında endişelensin ve de aynı zamanda evinin caddesini tamire merak etmeliydi. Çok sorun geliyor bu adam ile. Bu adam İsa'ya sadece sorun getirdi. Biz bazen aynı şekilde hissediyoruz. Değil mi? İsa'ya sadece sorunlar getiriyorum. Ama bu adam yaptı ve ne oldu? Ne oldu? Ancak İsa onu yine de sevdi. Ne dedi İsa Ferçli'ye? Dostum dedi. Oğlum dedi. Ve ona merhamet gösterdi. Gerçekten. Yani şunu görüyoruz. İsa, felçli adam hak etmediği halde özel kelimeler ve amanla olmaz halde İsa'ya geldi ve İsa onu merhamet gösterdi. İsa bedelini bilmesine rağmen karşılığında hiçbir şey istemeden adama her şey verdi. Ona merhamet gösterdi. Onun günahlarını affetti. Onun hastalığını iyileştirdi. Neden? Sevgi için mi? Olabilir mi? Yuhanna 3:16'da bize cevap veriyor. Çünkü Tanrı dünyaya çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Dünyaya o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Sevgi için geldi. Sevgi için bizi iyileştiriyor. Sevgi için günahlarımızı bağışlanıyor. Şimdi ama şu soruya geliyoruz. Kim İsa'ya tıpkı bu adam gibi gelebilir? Sadece zenginler mi? Sadece yetenekliler mi? Özel, sağlıklı, akıllı, düzenli, sorunsuz kişiler gelebilir mi? Kesinlikle hayır diyoruz, değil mi? Bakın, hayır. Ama İsa, Matta 9:13'de şöyle söylüyor. Biz baktık birazdan önce ama daha anlatmak istiyoruz. İsa söylenenleri işitince şöyle dedi. Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim. Bu ne demek oluyor? Bu demek ki fakirler gelebilir. Yeteneksizler gelebilir. Sıradan, hasta, suçlu, düzensiz, aptal, akılsız, sorunlu kişiler İsa'ya gelebilir. Hamdolsun. Allah şükret. Ama onlar İsa tarafından sevilir. İsa onlar için geldi. İsa böylelerini istiyor. Bu felçli adam gelebilirse kim gelemez? Biz gelebiliriz. Siz gelebilirsiniz. Değil mi? Biz felçli adamdan daha iyi miyiz? Hayır. Daha kötü müyüz? Hayır. Yani normal. Eşitiz. Yani. Biz İsa bizi tıpkı o adama sevdiği gibi seviyor. Kesinlikle. Ne demek oluyor? Herkes gelebilir. İyi haber. Müjdedir. Herkes gelebilir. Ben İsa'ya gelebilirim. Sen İsa'ya gelebilirsin bugün. Ellerimizde günahlarımızdan dışı hiçbir şey yok. Ama hala gelebiliriz.
kutsal kitap böyle diyor ama hala doğru mu? Hala doğru mu? İsa hala iyileştiriyor mu? İsa hala insanları günahlarından kurtarıyor mu? Sormalıyız. Ama cevap vermek istiyorum. Evet. Kesinlikle hala yapıyor. Size bir soru sormak istiyorum. Burada kim Tanrı tarafından şifa buldu ya da başka birisini iyileştirmede kullanıldı? Kim? Bakın, aramızda Tanrı çalışıyor, değil mi? Ben galiba yapmamalıyım ama yapacağım. Burada mikrofon alıp paylaşmak isteyen var mı? Bugün tanık olmak için. İyileştirme hakkında. Merhaba herkese. Ben şifacı bir yeteneğim olduğunu bilmiyordum. Evvelki hafta Teksaslı bir arkadaşımız bana geldi ve göğsümde bir ağrı var. Benim için dua eder misin dedi. Ne olacağını bilmiyorum ama ben onu kırmamak için dua ettim. Bayağı da içten dua ettim. Birden geçti dedi. Ben inanamadım. Evet. Allah Allah falan. Yani. Herhalde sen öyle zannediyorsun dedim. Yo geçti iyiyim dedi. Şöyle falan yaptı geçti dedi. Aa, o zaman dedim Tanrı beni dinleyebiliyor. Yani çok güzel bir şey. Aramızda İsa çalışıyor. Gerçekten. Benim de bir hikayem var. Gerçekten birkaç var ama onlardan biri seçmek istedim. Ben küçükken annemin sırtı çok ağrımaya başlamış. O da doktora gidip kontrol ettirmiş. Annemin bacaklarından birisinin değerinden daha kısa olduğu ortaya çıkmış. Tam 5 cm arada fark varmış. 5 cm. Bu da sırt ağrısına sebep oluyormuş. Biz kiliseye gittiğimizde annem ve onun sırtı dua etmeye başladık. Herkesin gözlerinin önünde daha kısa bacak büyümeye başladı. O bu bacakla aynı boya ulaşısıyla kadar uzadı ve durdu. Hamdolsun. Kim yapabilir? Biz yapabilir miyiz? Hayır. Allah yapabilir. Sadece Allah yapabilir. Biz şükrediyoruz, değil mi? Ama biz Allah'a geldiğimizde o merhamet gösterir ve bizi iyileştirir. İyi bir haber, iyi müjdemizdir. Aynı zamanda bizim günahlarımızı affediyor. Eğer iman ediyorsanız affedildiğinizi de biliyorsunuzdur. Burada açıkça paylaşmamıza gerek yok ama hatırlıyor musunuz? O anda, o güzel anda, Tanrımıza geldiğimizde, ona yaklaştığımız o güzel anda, o bizi reddetmedi. Bizler reddedilmedik. Oh, iyi haber. Biz biliyoruz ki kabul edildik. Tanrı bizi affetti ve kabul etti. İsa'nın bizi iyileştireceğini anırsak, günahlarımızı affedebileceğine de inanabiliriz. Kimle İsa'ya gelebilir? Felçli adam gelebilir. Bizle gelebiliriz. Herkes gelebilir. O zaman, bu zaman, herkes. Hamdolsun. Amin mi? Hallelujah. Evet, imanla var. Ama şimdi büyük bir soru sormak istiyorsunuz, değil mi? Şimdi gelebilirsem, nasıl geleceğim?
o özel bir yöntem var. Nasıl mı? Hikayede güzel bir örnek var. Biz bakalım. İsa'ya geldiğimiz zaman iman ederek gelmeliyiz. Ne yazıyor? Onların imanına gören İsa. İmanına gören İsa. Aynen öyle geliyoruz imanla. Bu bir seçimdir. Bizler karar veririz. Her sabah diyoruz ki bugün İsa'ya iman edeceğim. Aklımızla karar veriyoruz. Bazen zordur. Kesinlikle biliyorum ki zordu. Ama felçli adamın arkadaşları için zordu. İmanla bu zorluğu aştılar. Değil mi? İman varsa bir yol bulunur. Utanç aşılır. Korku aşılır. İman her şeyi aşar. İmanla İsa'ya geliriz ve bu imanı aklımızla kararlaştırırız. Ayrıca İsa'nın sevgisine güvenerek gelmeliyiz. Kalbimizde bunu hissedebilmeliyiz. Bu yüzden İsa'ya baktığımızda onun yüreğini bilmemiz gerekir. Felçli adam İsa'ya gelince onun sevgisini gördü. İsa ne dedi? Oğlum dedi. Dostum dedi. İsa onu sevdi ve onu merhamet gösterdi. Biz hikayeye baktığımızda biliyoruz ki İsa bizleri seviyor. Ve kutsal kitapta biliyoruz ki İsa bizi seviyor. Bizim için dünyaya geldi, yaşadı, öldürüldü ve ölümden dirildi. Her şey bizim için. Çünkü bizi seviyor. Onun başka, belki burada birkaç kişi var, onun sevgisini bilmiyorsunuz. Eğer sevgisini bilmiyorsanız, size şunu tavsiye etmek istiyorum. 3 şey. Kutsal kitabı okuyun ve İsa'ya dua edin. Bizle birlikte İsa'ya şükredin. İsa ile düşünün ve onunla zaman geçirin. Onun sizi ne kadar çok sevdiğini anladığınızda, ona sizi iyileştirmesi ve kurtarması için gidin. Yani aklımızla geliyoruz. Kalbimizle de geliyoruz. Nihayetinde cesaretli bir şekilde geliyoruz. İle paylaşmadım bu vaaz hakkında ama dedi ki, değil mi, cesaretle. Bugün yapmalıyız ama bu küçük bir mesele değildir, büyük bir şeydir. Kralın kralı, harika öğütücü, kudretli Tanrı, ebedi baba, esenlik önderine yaklaşmak büyük bir şeydir. Nasıl yapacağız? Çünkü o bizi çağırıyor. Oğlum diyor. Dostum diyor. Bize bir davet veriyor. Bugün. Ve bu yüzden cesaretli olmamızı gerekli. Kendi onurumuzla değil, ancak onun gücü ve sevgisi ile ona yaklaşırız. Bütün gücümüzle ona güvenmeli ve cesaretle gelmeliyiz. Ana, gelebilir misin? Benimle gelecek misiniz? Benimle gelecek misiniz? Şöyle gidiyoruz. Tüm aklımızla, tüm kalbimizle ve tüm gücümüzle İsa'ya gidiyoruz bugün. Şimdi son bir ilahi söyleyeceğiz. Ondan sonra eğer dua etmek isteyen varsa biz birlikte dua edeceğiz. Özellikle affedilme ve şifa isteyenler için.
bedel ödendi. İlahi söylerken tam olarak kurtarılmış ve sevilenler olarak söyleyelim. Merhamet gördük. Dua ederken tam olarak sevildiğimizi ve kabul gördüğümüzü bilerek dua edelim. Tamam mı? Şimdi bizleri seven Tanrımızla buluşalım. Ayağa kalkalım.